Şöyle bakınca da bence çok fazla kalabalık var. Şu an çıkıp gezmek güzel çünkü bayağıdır evdeyiz, sıkıldık. Vallahi ben zaten cumartesi günleri sokağa çıkıyorum çünkü çalışıyorum. Bugün benim için bayram, çok mutluyum. Vallahi çok mutluyum, geziyorum. Vallahi mutluyum, acayip mutluyum hem de. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bugün kontrollü normalleşme sonrası sokağa çıkılan ilk cumartesi. Bakalım Kayseri halkının bu konuyla alakalı duygu ve düşünceleri neler? Kontrollü normalleşme sonrası sokağa çıkılan ilk cumartesi. Bu konu hakkındaki duygu ve düşünceleriniz neler? Ya aslında çıkmamak gerekiyor ama insanlar o kadar evde bunaldı ki, kendimden de biliyorum. İlk dışarıya çıktık çünkü alışveriş yapmamız gerekiyor, almamız gereken şeyler var. Bir de biz 8-5 çalıştığımız için hani yasağa denk geliyoruz. Kendim için söylüyorum ve arkadaşım için söylüyorum. Bizim için iyi bir şey ama hastalığın çoğalması, daha çok ölümlerin olması da kötü bir şey yani. Böyle benim düşüncelerim. Çıkmamamız gerekiyor ama yine biz de çıkıyoruz tabii ki. Çünkü bunaldık artık. Yani çocuklar bunaldı, biz bunaldı. Tabii ki daha sıkı tedbirler gerekiyor ama işte hayat şartları diyelim. Bence gayet güzel oldu. İnsanlar için, toplum için. Hani en azından biraz değişiklik olmuş oldu. Çünkü insanlar çok sıkıldı. Evlerde bunaldı bayağı. Gayet güzel oldu yani. Diyeceğim bunlar. Hastalık tekrar atağa geçecek. Kayseri'de zaten %50 yükselme olmuş. Tekrar atağa geçeceğine inanıyorum yani. İnşallah herkes bunu güzel değerlendirir, mesafeyi güzel korur. Vallahi biz organizede çalıştığımız için sabah 8.30 akşam 6.30 gidip geliyoruz. O yüzden akşamları da zaten yasak var. Dışarı çıkma imkanımız olmuyor. Mecburen ihtiyaçlarımız da oluyor. O yüzden cumartesi günü çıkıyoruz ve bugünü iple bekliyorduk yani, iple çekiyorduk. Alışveriş yapıyoruz ailemle ister istemez. Öyle yani. Değişen bir şey yok. Bugünü bekliyorduk yani. Her cumartesi olsun istiyoruz yani. Çünkü organize fabrika ortamı ister istemez millet dışarı çıkamıyor yani. Herkes bekliyor, bir ben değil yani. Tüm organize ortamı. Vallahi insanlar dikkat ederse mesafeye bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben de zaten esnafım. 2 tane iş yerim var. Biri kapandı pandemiden dolayı. Şu an açıldı ama hiçbir faaliyet yok. Her türlü sıkıntı yani. İnsanlar hiçbir şeye dikkat etmiyorlar. Biraz önce girdim AVM'ye, her yer dolu. Yani bunu serbest bırakmaları pek sağlıklı değil sanmıyorum. Büyük bir patlama yapacağını tekrar düşünüyorum. Aslında pek bir şey düşünmüyorum. Bence biraz saçma bir şey aslında. Hani cumartesi çıkıyorsun, pazar günü evdesin. Ayrıca virüs hafta içi bulaşıyor, hafta sonu bulaşmıyor diye bir şey yok, öyle değişik bir şeyler ya. Şöyle söyleyeyim, öncelikle herhalde kafeler de açıldı sanırım. Aslında geç karar verildi. Buna daha önce de yapılabilirdi çünkü görüyorsunuz. Hafta içi bulaşmayan virüs hafta sonu zaten bulaşmaz. Yani böyle bir mantıksızlık yok. Diyeceklerim bu kadar. Başka. Ama tabii ki biraz daha bence şey yapmaları, rahatlatmaları gerekiyor açıkçası. Yani çünkü birçoğu yerler açık, kapalı. Böyle hatta bazı parti üyeleri falan böyle sürekli kongre ayağına, toplantı ayağına sürekli zaten bir aradalar. Yani biraz daha genişletmeleri, açmaları iyi oldu açıkçası halk açısından. Çünkü birçoğu kafe, iş yerleri sahipleri falan zor durumdaydı. Bence gayet yerinde bir karar oldu. Tabii ilerleyen zamanlarda da daha pazar günlerinde görmek isteriz. Şahsen kontrollü korona döneminde ben de koronayı atlatmış birisi olarak söylüyorum. Çok da ağır atlattım. Ama çok sevindim kalkmasına, yasağın en azından biraz serbest kalmasına. Çünkü niye derseniz evde fazlasıyla bunaldık, çalışıyoruz hepimiz. Ve artık insan ihtiyaçlarını internetten bile alsa değişimi, bütün her şey sıkıntı. Bir de malum fırsatçılara uğruyoruz. Bütün kargolarda sıkıntı yaşıyoruz. Ya gelen kırık ya çıkık, her türlü her şey oluyor. Her türlü sıkıntıları yaşadık ama kendi alışverişlerimizi yapmak için bu bizim için çok uygun oldu. Ben sağlık çalışanıyım. Zaten biz cumartesileri de çalışıyorduk. Benim için çok değişen bir şey olmadı açıkçası ama şöyle bakınca da bence çok fazla kalabalık var. Yani aşırı dikkat etmek lazım önlemlere. Yeniden kapanabilir yani. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şu an 20 yaş altındayım zaten. Şu an çıkıp gezmek güzel. Çünkü bayağıdır evdeyiz, sıkıldık sonuçta. Hani güzel. Herkes için de iyi oldu bu. Benim için de iyi oldu. Vallahi ben zaten cumartesi günleri sokağa çıkıyorum çünkü çalışıyorum. Evde değilim. Yani sürekli çalıştığım için hani sıkıntı olmadı benim için. Problem yaşamadım. Peki şu an burayı görüyorsunuz. Sizce bizim için tehlike arz ediyor mu? Tabii ki çok kalabalık. Yani bu kadarı da tehlikeli bizim için. Hani daha çabuk yaygınlaşır. Bayağı kalabalık hem de. Diyorum ya, bugün benim için bayram. Çok mutluyum. İlk defa çıkıyorum. Yani inşallah herkes normalleşir. Eski günlerimize geri döneriz. Vallahi çok mutluyum. Geziyorum. Yani bu mutluluğumdan gurur duyuyorum. Geziyorum. Bir şeyler ağlıyorum. Yani gezmek iyi bir şey yani. Bu mutluluk. Korona olduğu için çok da çıkamıyoruz. Hatta hiç çıkamıyoruz. Yani bu yüzden yani herkes mutludur yani. Vallahi mutluyum. Acayip mutluyum hem de. Şimdi Erciyes'e çıkacağım. O kadar mutluyum ki anlatamam ya.